Günaydın. Ne zaman çıkıyoruz? Nisan, ben hastanedeyim zaten. Ya aşk olsun Sinan ya. İnsan bir haber verir ben çıkıyorum diye. Canım çok erken uyandım. Seni uyandırmak istemedim. Gece yatmadan önce de baktım. Hala araban yoktu aşağıda. Geç mi geldi? Evet. Hastaya baktıktan sonra bir arkadaşımla buluştum. Biraz takıldık. Neyse canım, yap şimdi. Ne de olsa ileride evlenince yapamayacaksın. Yani haftada bir yapar... Yok. En iyisi ayda bir yaparsın, ha? Nisancığım, sen hastaneye geç kalmıyor musun? Hadi hazırlan, çık. Hastanede konuşuruz. Ay, geç kalıyorum değil mi? Tamam canım. Görüşürüz sonra. Ya bak, ben aslında normalde kır düğünü istiyordum. Fakat şimdi kışa denk geldiğimiz için kır düğünü olamayacak. Bunun daha yemesi var, içmesi var. Kimler gelecek, kaç kişi gelecek? Ama esas, o biz küçükken dayımın bir tane üst kat komşusunun kızı vardı, tamam mı? Bu kızla biz elcilik oynarken ben bunun yanlışlıkla bebeğinin bacağını kırdım. Ne olacak yani? Bu da bana dedi ki, seni kimse almaz dedi. Sen evde kalırsın dedi bana. Ay kesinlikle onu çağırmam lazım. Ne demek sen evde kalırsın ya? Allah Allah. Esas onu çağırmak lazım. Gelsin görsün bakalım kim kimi alıyorum. İhsan. Ne yapıyorsunuz bakalım siz? Hiç öyle laflıyorduk biz. Hiç. Ne var orada? Bilim teknoloji dergileri. Onlar. Şu. Öyle onları tartışıyorduk ki kara deliklerden kim girer kim çıkar. Teknolojiyi seviyoruz. Sinancığım, biz şey mi yapsak? Kantine gidip bir kahve falan mı içsek? Hem benim sana soracağım birkaç tane soru var. Soru mu? Hı. Ne sorusu? Hiç öyle basit küçük tatlı sorular. Hı. Hadi canım. Ay yani ben sormadan sen anlatmayacaksın yani, o belli oldu. Niye? Annem benim için ne dedi, dün ne konuştunuz? Nisancığım şimdi fırsatım olmadı çünkü gece ben gittiğimde onlar uyuyorlardı. Sabah erken çıktım, yani zamanım olmadı. Neyse tamam, bu akşam konuşursunuz, hem ailece konuşursunuz, Melek de geldiğine göre. Ay biliyor musun ya, Melek beni çok sevdi, hemen kanı kaynadı bana. Sen Melek'le mi tanıştın? Hı, tamam, ben çıkarken merdivenlerde karşılaştık. Vallahi bana 40 yıllık dostuymuşum gibi sarıldı. Nisancığım bak, Melek'in o haline pek güvenmesem. Yani Melek insanlarla çabuk samim olur ama ondan sonra şutlayacak bir yolunu hemen bulur yani. Yok vallahi eminim, bana yapmaz. Ben insanların enerjisinden anlarım. İyi, ben söylemiş olayım da. Aman da aman. Sen kız kardeşini mi kıskandın ha? Aman da aman, sonra gelip kardeşim bana onu yaptı, bunu yaptı diye bıdı bıdı beni yeme, tamam mı? Hı, görürüz. Konuşkan kıvırcık. Nereden geliyorsunuz bakalım? Kantindeydik efendim, bir kahve içtik. Maşallah bomba gibisiniz. Ay yani çok hoş gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Sinancığım nasıl geçti gecen? Anne Melek gelmiş. Kızı evde mi bıraktın? Bak sıkılacak tek başına mı? Ya niye sıkılsın çocuğum? Elbet yapacak bir şeyler bulur değil mi? Neyse çocuklar, ben vizite çıkıyorum. Sonra görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz hocam. İyi vizitler. Yüzük de pek yakışmış. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. İnşallah Melek o yüzüğü çekip alacak parmağından. Ay Sinan. Gerçekten hakkım varmış. Annem pırlanta gibiymiş. Bir saniye canım. Ne oldu canım? Niye açmadın? Önemli değil. Ben yanındayım diye mi açmadın? Kimmiş? Banka Nisan'cığım. Hangi banka? Nisan. Nisan deyip bu kaşlar böyle çatıldığına göre Nisan'ın gitme vakti gelmiştir. Hem zaten yapacak işlerim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Sinan hocam, yeni hastamız mı var? Tonsilit. Ay canım, çok da tatlıymış. Hiç endişe etmeyin, oğlunuz emin ellerde. Sinan hoca çok iyi bir doktordur. Ona şüphe yok, bu yüzden buradayız zaten. Sinan mükemmel bir doktordur. Kusura bakmayın, ben sizi yeni hasta zannettim. Eski olduğunuzu bilemedim. Bu arada ben Sevcan, siz? Ben de Nisan, Sinan Bey'le birlikte çalışıyorum. Nisan, Asuman hemşireye söyler misin? Bu tetkik sonuçlarını biraz hızlandırsın. Tamam, hemen hallediyorum. Teşekkür ederim. O mu? Şu aşık olduğunu söyledin kız. Evet. Yakında evleneceğiz. Alican ne olacaksın ha? Hiçbir şey olmayacak. Her şey eskisi gibi
devam edecek. Peki sence o bunu anlaşa karşılayacak mıdır? Daha söylememişsin bile. Söyleyeceğim Sevcan, söyleyeceğim. Alican'la da konuşacağım. Sakın şimdi konuşma. Lütfen. Hasta, yarın doğum günü. Üzülmesin. Lütfen Sinan. Tamam. Ben yine uğrarım. Merak etme. Babacığını kaybetmeyeceğiz. Sinan aşkım, Sinan. Ay sesleniyorum, sesleniyorum, duymuyorsun. İyi misin sen? Ha, iyiyim, iyiyim. Nisan, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ha, aşkım dedim, sen ona kızdın değil mi? Ama ne yapayım, etrafta kimse yoktu, bir anda ağzımdan çıkıverdi. Yok, yok. Onun için söylemedim. Ah. O sen bana evlenme teklif ettiğin için pişman mısın, ha? Hayır, hayır, öyle bir şeyden bahsetmiyorum Nisan, öyle bir şey değil. Ha. Tamam. Şey, o zaman söyle hemen. Bak yoksa ben panik oluyorum yani. Durdur beni. Ne oldu? Ha, bir şey mi oldu? Nisan sakin. Sakin ol. Bak. Biliyorsun biz uzun zamandır tanımıyoruz birbirimizi. Yani birbirimiz hakkında bilmediğimiz bazı gerçekler olabilir. Ha, şey, o zaman sen evlenince anlaşamayacağız diye mi korkuyorsun ha? Anne, annenlerle tanıştırmadın ya, ben onu söylüyorum yani. Annenlerle ne zaman tanışacağım? Ah Sinan, senin derdin bu muydu ya? Ay hayatım ya, merak etme sen. Ben ayarlamaları yaparım, bir haftasını gider tanışırız, hem de istersin beni. Tamam. Hayatım, hazır seni böyle heyecanlı bulmuşken, o zaman şu düğün meselesini de mi konuşsak? Kafanda canlandırdığın bir konsept var mı? Konsept mi? Anladım. Siz erkekler tabii kızlar gibi değilsiniz. Böyle çocukluğunuzdan beri bunu hayal etmiyorsunuz. Tamam, tamam, oldu bu konsept işte. Ben kendi başıma halledeceğim. Oldu, o zaman ben kaçtım canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Annesi nerede? Ya oyuncakları varmış, onları istedi. Annesi de almaya gitti. Çok tatlı bir çocukmuş ama ya. Neyse, zar zor uyudu. Biz dışarıda konuşalım, da uyanmasın. Hadi gel. Annesi seni arayıp söyleyecekti, aramadı mı? Ne söyleyecekti? Ha, eve oyuncaklarını almaya gitti de onu söyleyecekti. Yok, yok. Nisan, beni kimse aramadı. Sevcan'ın kocası da doktormuş, bu hastanede mi çalışıyor? Melek. Sinan. Nasılsın? İnsan önce bir hoş geldin der. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, siz daha yeni görüşüyorsunuz değil mi? Abim gece nöbetçi olunca sabah da eve gelmeyince biricik kardeşini karşılayamadı tabii. Nöbetçi mi? Annem. Nisan'cığım, ben sana söyledim yani, gece geç gittim, sabah da erken çıktım diye annem karıştırmış o zaman. Sinan bekarlık günlerinin son keyfini çıkartıyor. Arkadaşlarıyla takılmış. Öyle mi? Ah, Sevcan Hanım da geldi. Sevcan Hanım mı? Bizim çiftliğe geliyordu hep. Sevcan'ın oğlunu ata bindiriyordu. Sevcan kim? Çiftlikteki aşçı. Sevcan Hanım, Alican gayet iyi, odasında uyuyor. Teşekkür ederim. Çocuğu da varmış. Bu o. Merhaba, Melek ben. Ah, Sevcan ben. Sinan'ın kardeşiyim. Bir şey soracağım, ben sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Siz aşçı mısınız acaba? Hayır. Değilim. Pardon ya, ben karıştırdım. Sinan, ben bir Alican'a bakayım, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim işlerim var, onları halledeyim, sonra görüşürüz. Hastamızın tahlil sonuçları geldi. Ben baktım, gayet iyi. Serumun bitmesine az kaldı, serum bitsin zaten, taburcu edeceğim, gayet iyi. Ay, benim de böyle küçükken bir ayıcığım vardı. Benim de babam almıştı. Ben de hiç yanımdan ayırmazdım. Alican'ın da aynı. Babamın hediyesi der, hiç bırakmaz elini. Neyse. Nisan, hadi biz çıkalım, Alican duyuyorsun. Tamam.
Yani nikahtan sonra şöyle bir kokteyl falan mı yapsak ha? Ama yok ya. Ay bir şey söyleyeceğim. Düğün olmadan annem beni hayatta sana vermez. Yani düğün ister. De. Aa, bu arada ben düğün müğün diyorum da siz beni daha istemeye gelmediniz. İsteme merasimi olmazsa annem beni keser. Ha şey diyeceğim, onlar buraya geldiğinde mi istersiniz yoksa hani biz hep birlikte toplanıp biz mi gidelim annemlerini oraya istemeye ha? Sen şimdi ne söyledin, kaçırdım ben. Beni diyorum, ne zaman istemeye geleceksiniz? İsteriz Nisan, yani en yakın zamanda geliriz. Ya sana tuzlu kahve içireceğim. Adettendir. Tamam içerim. Sinancığım, gelinliğimi seçmemde bana yardımcı olacak mısın? Sinan? Ha. Sen beni dinlemiyor musun? Gelinlik diyorum. Sen nasıl istersen hayatım. Ay, ben hep kır düğününde evlenmek istemiştim. Böyle bütün masaları papatyalarla falan donatırsın. Olmaz. Papatya olmaz. Neden? Çünkü annenin papatyaya karşı alerjisi var. Zaten kış da geldi. Papatyayı falan unutalım ha? Sen nasıl istersen hayatım. Sinancığım, şimdi otomatik pilota mı bağladın acaba ha? Canım diyorum ki, acaba diyorum senin damatlı diyorum. Pembe mi yapsak ha? Sen nasıl istersen öyle olsun hayatım. Ben de pembe panterle evlendim değil mi? Millete hava atarım zaten. Pembe panter ne alaka? Ya sen beni dinlemiyorsun Sinan. Beni dinlemiyorsun. Evlilik ciddi bir iştir. Ya hayatım ben biraz yorgunum, kusura bakma. Onu fark ettim ben bayağı senin yorgun olduğunu. Bak Sinancığım, bir şey söyleyeceğim sana. Eğer ki şu yüzüğü taktığın için pişmansan sen... bence git birazcık dinlen. Ne? Ondan sonra gel biraz konuşalım. Çünkü sen bana daha o seyahati kadının hesabını vereceksin. Sevcan. Nisan bir din. Niye dinlesin? Niye dinlesin? Ne zaman dinledik? Size eşlik edebilir miyim güzel prenses? Ben yine konuşurken nefes almayı unuttum. Öldüm. Yani bunun tek mantıklı açıklaması yok. İyi eğlenceler. Sizi seviyorum. Çeksek gitmeyelim, bir burada iyi verelim. Valla burası benim eğlence evimden daha büyük. Aa, ben niye düşünemedim canım? Okulun önüne çekerdim. Oh, mis. Nisancığım, sen çok daha iyilerine layıksın. Yani bir mağazanın 11. talihlisi olmak bile çok güzelken... hele bir de bunu senin ayarladığını öğrenmek. Valla ben bile diyecek bir şey bulamadım. Yani o eşofman hallerimizden sonra çocuklarımıza anlatacak böyle şık bir anımız olsun istedim. Olsun, onun da yeri ayrı. Sanki hiç uyanmak istemediğim bir rüyadayım. Bir anda karşıma çıktın ama sanki ben bir ömür seni beklemiş gibiyim. Beni ilk gördüğünde böyle düşünmüyordun ama. Yani ben bugün biraz gergindim. Ama ya ne yapayım, seni falda öyle başka bir kadınla sarmaş dolaş görünce bir anda delirdim yani. Ha, sen fal yüzünden bugün bana öyle söyledin. Bunu unutsak olur mu? Nisan, ya açıkça söylemek gerekirse ben bugün biraz gergindim. Yani seni üzdüysem gerçekten özür dilerim. Yani eğer evlilik sendromu diye bir şey varsa, ki bence var. Yani okullarda bunun dersi falan verilmedi. Çünkü bunu atlatamazsan yandık bittik vallahi. Sendrom benim hiç umurumda değil çünkü ben sana gerçekten çok güveniyorum. Eğer sen de bana... Yani ben bile kendime o kadar güvenmezken
Bu cümleyi kurarak doktor bey hedefi tam 12'den vurdunuz. Nisan. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Taşım yok. Taşım. Ne taşı? Taş ya. Ben kim taşlı? Yüzük takmak kim? Ama buraya otururken eminim o taş buradaydı ya. Sen of dur, ya. Dur, taşını dur. Sakin ya. Ben niye anneanne ya diye ara yüzük takıyorum ki? Bana kablodan yüzük bile fazla yani. Al kolu kolanın kapağını tak bana olsun bitsin yani. Of ya. Of. Tamam. İşte burada. Çok fazla uzağa gitmemiş. Al bakalım. İşte burada. Sana bayılıyorum. Öyle mi? Ben şimdi bunu ne yapayım? Yani bir yere mi böyle saklasam mı? Yoksa dişime mi taktırsam ya da böyle Hitler gibi alnımın tam ortasına mı koysam ha? Nisan, bu gece her şeyi unutsak. Sadece bizi düşünsek ve dans etsek. Ha? Ne dersin? Nasıl buldun damat adayını? Ben bu yakışıklı damadı bir yerden hatırlıyorum ama nereden işte onu bilemiyorum işte böyle. Nisancığım takmamışsın yüzüğü canım. Efendim. Şimdi ben böyle markete falan bir yerlere gidiyorum ya. Tabii yani yüzüğüm de çok güzel. Yani böyle oluyor. Herkesin dikkatini çekiyor. Çünkü herkesin nasip değil tabii öyle bir yüzüğü takmak. O yüzden ben de olan var, olmayan var. Kimsenin gözü kalmasın, kimse kıskanmasın diye sadece özel günlerde takıyorum. Ya sabahtan beri soracağım teyzeciğim. Senin böyle cildin ışıl ışıl bir parlıyor. Böyle doğada falan mı yaşıyorsun? Böyle çiftlik gibi bir yerde acaba? Hı? Çiftlikte mi? Evet, evet. Ciğer de kocam benim. Beni suya eline karıştırdı. Anası da bunun böyle. Sakar işte, sakar. Yani bizim Süleyman bunun anasına neden vuruldu ben bir türlü anlayamadım. Evet. Süleyman babası mı? Kanuni. Efendim ben anneanneye anneanne diyorum ama tamamen temsili olarak kendisi aslında Abidin'in anneannesidir. Ama çok marifetlidir, çok marifetlidir. Çikolatalı kurabiye yaptı sizin için. Yediniz mi? Teşekkür ederim. Tuzlu ve çikolatalı. Çok özür dilerim yani gerçekten çünkü bu sabah sanırım tuz ve şekerde bir ön lobda bir karışıklık olmuş. Bana Bayan Chandler diyebilirsin evladım. Söyle arabamı hazırlasınlar biz artık kalkalım. Öyle diyorum ben. Hadi. Kusura bakmayın Türkan anne. Yani bu sabah biraz karışıklık oldu ama. Elisa bekleyin beraber çıkalım gelin. Tamam. Ben bu adamı hatırladım. Bu bizim komşumuz. Karısı bunu evde beklemez mi ha? Ne işi var bunun yabancı evlerde kahvaltı peşinde ha? Ay teyzeciğim, sizin komşunuzun adı ne? Kim sizin komşunuz? Kusura bakmayın anneanne böyle yalan rüzgarı Victor ve Dallas arasında gidip geliyor. Hadi anneanne biz çıkalım Sinan'ı dışarıda bekleyelim ha? Öyle mi? Tamam hadi. Ay hayatım şurada bir kuyumcu var. Burada dursana. Nisancığım niye acele ediyorsun? Ay yok vallahi o taşı yapıştırayım da içim rahat etsin. Dur şurada dur. Nisan niye bu kadar acele ediyorsun? Ay Sinan. Nisan
Benim seninle konuşmak istediğim bir şey. Ay yok vallahi Sinan konuşma. Yani ben gideyim şu taşı yapıştırayım, yerine oturtturayım, ondan sonra alayım. Sonra annem parmağımda görmez. Ay yok bu yüzüğü beğenmedi, takmak istemiyor der. Kendine yeni gelin adayları bakmaya kalkar falan. Kendimi keserim yani ben de. Nisan ben seni gerçekten ilk defa bu kadar heyecanlı görüyorum. Yani sen değil misin heyecanlı? Konuşmadan seni ulu orta her yerde öpme şansına sahip olacağım. Daha ne isterim ki? Konuşmayayım diye yapıyorsun. Tamam. Hastanede görüşürüz. Dikkat et, yavaş yavaş. Ay, tamam. Sinan. Nisancığım merak etme. Anneannen ufak bir ev kazası geçirmiş ama hiçbir şey yok. Onun için sakin ol, tamam mı? Biraz istirahat edin. Ev kazası derken Abidin? Ha evet, hocamın da belirttiği gibi ufak bir ev kazası. Çok ufak. Yani, ufak? Ha, ufak işte bildiğin ufak, küçük ufak ne demek? Bu işte ufak bir kaza. Sus, otur şuraya. Bir konuşacağız, o da benim hocam. Tamam da sen benden çok konuşuyorsun. Efendim Sevcan, bir soru mu var? Yok yok, her şey yolunda. Merak edilecek bir şey yok. Ya akşam için Alican çok heyecanlandı da. İlla ara babamı, gelecek diye sor. Başımın etini yedi. Mutlaka geleceğim. Sinan, bak çocuk çok heveslendi. Sevcan, akşam görüşürüz, tamam? Kaç gibi? Sevcan, Alican yatmadan ben gelmiş olacağım, tamam? Şimdi bir hastam var bakmam gereken. Sonra konuşuruz seninle. Hadi Nisan'cığım, görüşürüz. Aa, sen gelmiyor musun? Yok, yok Nisan. Ben bir arkadaşa uğrayacağım, ondan sonra geleceğim. Ha, ya soracağım, bir türlü soramadım. Ne oldu yüzük işi? Kuyumcuda bir sıkıntı çıkmadı değil mi? Aa, yok, yok, çıkmadı. Hemen yapıştırdılar şeyi, taşını. Ya Nisan, sana acele ediyorsun falan dedim ama... şu yüzüğü senin elinde görmek de yani başka bir güzellik ha. Evet canım, ben de çok seviyorum bu yüzüğü takmayı. Yani hele de böyle değerli bir şey olunca, yani manevi değeri çok yüksek bir şey olunca benim de çok hoşuma gidiyor. Yani sonuçta aile yadigar. Evet. Ne söyleyeceğim sana? Hı. Akşam sinemaya gidelim mi? Romantik mi? En romantiğinden buluruz. Olur. Ha bu arada sen kimle buluşacaksın? Aa Nisan. Tamam ben anladım. Ama sanırım galiba şöyle bir şey oluyor yani yüzükle beraber bu böyle kıskançlıkta, entrika olsun, hırsla falan. Onlar yüzükle beraber paket program olarak geliyor. Tamam ben sustum, o zaman ben gideyim yapayım. Sen de. Hı. Sen de çok geç kalma. Tamam Nisan'cığım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hı. Saç yumağı indi arabadan. Evet evet. Kuş yuvaya girdi. Ah Sinan gidiyor galiba. Ne dedim ben sana işte? Bitti, çözdüm diyorum. Niye inanmıyorsun ki bana? Ay inşallah Sinan şüphelenmez. Merak etme. Ben işin o kısmını da hallettim. Planımız tıkır tıkır işleyecek kesin. Hadi bakalım göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.